Hocam, Türkiye'deki göçmenlerin evleri tamamlandıktan sonra Suriye'ye dönecekleri söylendi. Sizce dönecekler midir, dönmeyecekler aslında mi? Aslında sorumuz bence sadece Türkiye'deki Suriyeli mülteciler değil. Bunun Pakistanlısı var, Afganı var. Yani şu an sokakta çevirsek belki 20 kişiden 4 tanesi nereden baksanız mülteci çıkacak benim kararımca. Zaten bu insanlar artık çoğu Türkiye vatandaşı olmaya başladı. Benim hakkım olmayan çoğu şey onlarda var. Yani kendi ülkemizde mülteci durumuna düştük desem şu an gerçekten yanlış söylemiş olmayacağım. Yani şu an haberlerde Türklerle ilgili haber göremezsiniz. Adana'da 2-3 mülteci grup kavga etmiş. Afganlarla Suriyeliler kavga etmiş. Yani artık nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum. İnşallah ülkemizde yaşayabiliriz özgür bir şekilde. Siz dönmeleri taraftarısınız. Yani ben dönmeleri taraftarı değilim. İnşallah bizden dönmeye taraftar diyeyim derken yani gitsinler de ne tarafa giderlerse gitsinler. Batıya atsınlar, doğuya atsınlar, denize atsınlar. Gitsinler yani ülkemizden. Artık gerçekten gitmelerini istiyorum. Gitmeleri Türkiye için çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü başka bir ülkeye gitseler şu an bildiğim pankartlarında kendi ülkenize dönün yazıyor. Bizimkiler kapıları açmış, hoş geldiniz yapıyor. Ben gitmeleri taraftarıyım kesinlikle. O kadar çok bağış, o kadar çok para verdiler ki dönmez adam. Niye dönsün ki? Suriye'de Suriye'den çok başka vatandaş var. Türkiye'de Türk'ten çok Suriyeli var. Yani o kadar bağış yapıyorlar, şey yapıyorlar. Niye dönsün ki? Yani. Peki mülteci politikalarında doğru adımlar atıldı mı sizce bugüne kadar? Asla. Asla yani başka ülkene, ülkenden başka vatandaşa sen şey veriyorsun, kimlik veriyorsun. Ne kadar saçma. Bir değeri olmalı mı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı? Olmalı tabii ki de, alınması çok zor olmalı ama yani yoldan geçene veriyoruz kimlik. Yani elde kimlik dağıtıyoruz şahsen. Dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. Dönmeleri için de tek partinin Zafer Partisi olduğunu düşünüyorum. Diğerleri çok saçma sapan konuşuyorlar. CHP kendi istekleriyle gidecek diyorlar ama kimse kendi isteğiyle gitmez. İş oranlarının etkili olduğunu düşünüyor musunuz siz? Kesinlikle. Çünkü çoğu gaspçı, hırsız bilmem ne. Şahit olduğunuz bir durum oldu mu? Şahit olmadım ama haberlerde çok duyuyorum. Her gün sınırdan yüzlerce, binlerce Afgan, Suriyeli geliyor yani. Dönmeyecekler, burada kalacaklar bence. Bence de öyle duruyor. Peki sizce dönmeliler mi? Kesinlikle. Evet. Bizden çok hakları var. Bence çok saçma. Yani onların taşıyıp da bizim taşımadığımız ne gibi haklardan bahsediyoruz? Onlara daha fazla ilgi gösteriliyor bizden fazla. Hastanelerde olsun, şeylerde olsun, öyle yani. Yani bence kendi durdukları şekilde, şu şekilde dönmezler. Çünkü kendi ülkelerinde yani birçoğunun savaş var, geçimsizlik var. O yüzden buradaki rahat konumda geldiği için dönmeyi düşünmezler gibime geliyor. Sorun en başında kaynaklandı. Başıboş bırakınca hani hem ülkede birçok sorun oldu. Hem de şimdi Pakistan'da, Afganistan'da yeni kaynaklanan sorunlardan dolayı gelen göçmenler hani hiç kayıtsız bir şekilde tüm sınırlardan geçiyor. Yani gitmeleri tarafındayım. Yani kendi açımdan düşününce, kendi ülkemin geleceğini düşününce gitmeleri tarafındayım. Yok abi, ben sevmiyorum. Yenisini, değil mi? Türkiye'de ne yapacaklar? Sıkıntı yaşıyor musunuz göçmenlerle? Yok. Göçmenler. Bence onların dönmesini isterim. Ya bence dönecekler gibi. Bir de dönmeyecekler gibi çünkü korkuyorlar. Ülkelerinde savaş var. Yani onların inançları olmadığı için. İnançsızlıkla kadar kötü bir şey değil mi? Çünkü insan bu dünyaya niye geliyor? Sen o zaman çiçeğe niye bakıyorsun? Niye böceğe bakıyorsun? Bakma duygun varsa, bu dünya varsa elbette öbür dünyada vardır. Ki bu vicdan azabı çekiyorsun. Şimdi körü konuşturamazsın. Şeyi de konuşturamazsın. Ders veremezsin, ders anlatmaya çalışamazsın. Onların yapısı öyle ama gidebilirler diye düşünüyorum. Yani olay da çıkabilir yani. İnsan felsefemiz çok doldu. İnsan felsefemiz, kütüğümüz çok doldu. Koluma çarpıyorlar. İnsanlar artık dünyaya sığmıyor. Devlet bize bakmak zorunda değil, devlet bana bakıyor mu? Bana sadece gıda yardımı veriyor. Bana maaş veriyor mu? Vermiyor. Ben parklarda kaldım, dışarılarda kaldım. Niye devlet bana sahip çıkmıyor peki? Şimdi ben burada oturuyorum, çantamı koyuyorum, arkamdan çantamı çalıyorlar, gidiyorlar. Artık kimseye güven yok yani. Buraya da gelebilirler veya gelmeyebilirler. Savaş çıkarabilirler yani yine. Dönmeli, kesinlikle dönmeli. Neden bunu düşünüyorsunuz? Neden dönmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz siz? Gereksiz hem zarar veriyorlar. Ne gibi zararları var? Her şekilde, Suriyelilerin özellikle. Oluyor mu, şahit oluyor musunuz? Suç oranlarında vesaire etkileri var mı sizce? Kesinlikle var. Peki sizin yaşadığınız bir durum oldu mu? Yok, olmadı. Abi dönseler daha güzel olur. Çünkü ülkemiz karışık. Mesela mülteciler olduğu sürece daha çok tasarruf oluyor. Su, zamların sebebi. Aşırı çoğaldılar.
Afganistan'dan geliyor, Suriye'den geliyor, Ukrayna'dan geliyor. Her yerden geliyor abi. Geçen bizim bir arkadaş vardı, benim abim gibi. Onu bıçakladılar, öldü kendisi. Onların yüzünden çok karıştı olay. Yani bir 3-4 gün mahallemiz karışıktı. Bir kişiyi öldürdüler. Bizim çok çok mu rahatsız ediyorlar? Çok rahatsız ediyorlar. Bir de dükkanları olduğu sürece çok diklenmeye başlıyorlar kendileri. Ne bileyim, dükkanımın önünde gezmeyin, dükkanımın önünde durmayın falan gibi şeyler. Parkta 10 kişi bir kişiye dalmışlar. Zaten bizim mahallede de şimdi kendileri yoklar artık. Halk rahatsız abi, niye olmasın, zamların sebebi bunlar. Tasarrufun sebebi bunlar. Ne bileyim abi, Cumhurbaşkanı bırakırsa gitsinler abi hepsi. Bırakır mı sence Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı bırakmıyor, devam getiriyor. Boyuna getiriyor. Ukrayna'dan geliyor, Rusya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Ya Suriye'den geliyor, Irak'tan geliyor, her yer geliyor. Hayır, çünkü vatandaşlık aldı zaten birçoğu. Ve burada kalıcılar. Ve çok rahatsız ediciler. Gündeme geldikleri tecavüz, darp, yıkım haberleriyle mahvediyorlar. Daha geçen aylarda Kızılay'da taraflarında, böyle Altındağ taraflarında bir olay yaşanmıştı. Bir Türk evladını bıçaklayarak. Yani gitmelerini istiyorum kendim açımdan. Ya bence çok zor. Yani bir hele bu iktidarla dönmeleri zaten imkansız, orası ayrı. Hatta göç oranları artıyor. Göç oranları artıyor bilmiyorum da gitmezler yani bu kadar. Bu iktidarla. Ben kesinlikle inanmıyorum abi. Bence biz yer değiştirmeliyiz. Biz onların ülkelerine gidelim. Ya bunların gideceği yok. Kalacaklar yani. Katılıyorum. Önce kendi ülkemizin vatandaşlarını düşünmemiz lazım. Ekonomi bu kadar kötüyken ekstradan insan alınca bizim vatandaşımızda hem işsizlik artıyor ve bir ton sıkıntı oluyor. Ben desteklemiyorum şahsen. Sonuçta hani kendi ülkemizin insanı gidiyor, bir tane Suriyeli dövüyor. Adamı içeriye atıyorlar ama Suriyeli'ye hiçbir şey olmuyor yani. Adamlar kayıtlı değil ki ya. Adam bıçaklasın, kayıtlı değil. Birden firar eder, kimse de yakalamaz yani. Kayıtlı olmayan bir ton mülteci, göç var yani. Elini kolunu sallayan dışarıdan Türkiye'ye girebiliyor mu sizce? Böyle bir izlenim var mı? Böyle bir izlenim var. Böyle bir gerçek de var yani, açıkçası söylemek gerekirse. Çok da şey konuşmayayım yani. Yani bence de var abi. Sokağa 2 dakika baksak ben örnek veririm buradan 10 tane. Yani şimdi ülkedeki göçmenlerin dönebileceği bir evleri var mı? Öncelikle ona bakmamız gerekiyor maalesef. Yani Türkiye'deki göçmen sayısı resmi rakamlara göre 5 milyon. Gayri resmi rakamları artık bilemiyoruz. Bunu yaşıyoruz daha çok. Bilmekten fazla yaşıyoruz günümüzde. Suriyeliler hani savaştan kaçtı, geldi dediler. Tekrar eğitilip gönderilecek dediler. Ama adamlar eğitildikçe ülkemizde kalmayı tercih etti. Bilemiyorum, hani devletimizin böyle bir politikası oldu. Fakat son yaşanan Afganların göç dalgası, bu yani gündemdeki istatistiklerde de görebilirsiniz. Hatta İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. En fazla suç oranını şu anda Afganlar yapıyor. Afganistan'dan gelen bir tane bayan, bir tane kadın, bir tane çocuk yok. Tamamen Amerika'nın orada kullanmış olduğu silahlı tipleri ülkemize ceplerine para koyup gönderdiler. Bunun neticesinde de adamlar hani bizi Avrupa'nın kapısı olarak gördü. Çıkamayacağını anlayınca da geri de dönemedi. Ne yaptı? Buraya yerleşmeye çalışıyorlar. Ben bu konuda Ümit Özdağ'ı da ayrıca destekliyorum. Siz peki politikaları destekliyor musunuz, mülteci politikalarını? Tabii ki, yani şu anda dediğim gibi desteklediğim tek politika Ümit Özdağ'ın. Şu anda zaten siyasiler arasında açık vaatte bulunan tek kişi de o. Tek vaadi var. Hani ekonomiyi şöyle yapacağım, böyle yapacağım, hiçbiri demiyor ama en azından bu adam mültecileri geri göndereceğim kardeşim diyor. Öyle ya da böyle. Ben herhangi bir partiye üye de değilim ama dediğim gibi Ümit Özdağ'a oy vermeyi planlıyorum. Neden? Çünkü akla uygun ülkenin geleceğine yatırım yapılabilecek tek vaat bence o şu anda. Son olarak kameraya bakarak halka bir şey söylemek ister misiniz? Ya bunu şu an içimdekini söylemek o kadar istiyorum ki ama söyleyemeyeceğim yani. İçimdekini söylemek için her şeyi söylerim ama ya ben Avrupa'ya gitmeye çalışıyorum. Umarım siz de gidebilirsiniz. Yani gitmek için her şeyi yapın derim. Bu ülkeyi biz artık kurtaramayacağız diye düşünüyorum yani kendi adıma.